Biliyorum neden geldin diyeceksin, istemiyorum diye kafadan reddedeceksin ama şu konuda anlaşalım Fırat. Böyle bir lüksün yok. Sana gelme demiştim değil mi? Sen başına neler geldiğini farkında mısın gerçekten? Memleketin dört bir yanında senin için neler söylendiğini biliyor musun? Hayır ama ben sana söyleyeyim. Katil savcı, cani, melek yüzlü şeytan. Hatta bir gazete başlık atmış. İdam cezası geri gelsin. Fırat Bulut asılsın. Cemre. Koca ülkede seni savunacak bir tane bile avukat çıkmadı. Benden başka masumiyetine inanan bir Allah'ın kulu yok. En yakın arkadaşım bile seni müebbetle yargılattı. Yalan mı? Yeter! Yetmez. Yetmez çünkü bir de bunların üstüne olayla ilgili hiçbir şey hatırlamıyorsun. Sorguda da suçunu itiraf etmişsin. Tamam. Belki de bu tarihin en zor davalarından birisi. Belki de bu davan için ben çok tecrübesiz bir avukatım. Ama şu anda yeryüzünde senin masumiyetine inanan tek avukat da benim Fırat. O yüzden ister çaylak de, ister manyak de, ben sana inanıyorum. Ve seni buradan çıkaracağım. Göreceksin. Dava kazanmak istiyorsan sanıklarına güvenme demiştim sana. Değil mi? Güvenmiyorum zaten. Ben yaptım demişsin. Sen yapmış olamazsın. Neden? Çünkü senin gibi bir adam eğer böyle bir şey yapsaydı kendini de öldürürdü. Nazlı ile Zeyno'yu. Ben öldürdüysem kendimi de öldürürdüm. Ne yapıyorsun? Fırat biri görecek. Bu numarayı ara. Kime ait olduğunu bul. Oradan Tahir'e git. Dava dosyasını al ve çalışmaya başla. Vekalet bu mu? Evet. Göreceksin. Seni buradan çıkaracağım. Pişman olmayacaksın. Teşekkür ederim. Gardiyan. Ağrınız var mı? Biraz ama iyiyim, merak etmeyin. Ben yine de bir ağrı kesici vurayım size. Buyurun oturun. Hacı'yla anlaştın diye kurtardın mı zannettin? Ne oluyor? Mahkemede caka sattın, hak dedin, hukuk dedin, gittin karına çocuğuna kıydın. Ben yapmadım. Biz de öyle demiştik. Gebereceksin lan şerefsiz! Dur! Savaş Bey, neden bir daha görmek istediğinizi bilmiyorum ama... Size söz verdik, gözümüz gibi bakıyoruz. O yüzden mi meydanda ayağı yedi? O kayınbiraderin şeysinden oldu.
İnanmıyorsanız kendim getireyim, gözlerinizle görün. Ne oluyor müdür? Arkadaşlar ne oluyor gene? Lan savcı, lan savcı. Lan nereye kaçacaksın, nereye, nereye kaçacaksın? Abi dur, kaçma. Ne yapıyorsun burada? Çabuk koş lan. Savcı. Göreceksin, seni buradan çıkaracağım. Ne yapıyorsun burada? Çabuk, çabuk koş lan. Dur, dur, dur. Savcı, bak kavgalar. Buraya yaklaşmayın. Savcı, kavgalar. Kaçmayın. Savcı, tamam. Kaçmayın. Tamam, bırak. Benle uğraşmaktan vazgeçin artık. Asıl beni cebertmeye çalışanlarla uğraşın. Tamam sakin ol. Savaş Bey iyi misiniz? Sakın bir şey yapmaya kalkma. Sakın. Olay nedir? Müdürüm, revirde mahkumlar dalmış buna. Bizim çocuklar da ayırmaya koşmuş. Onlardan da kaçmış manyak. Tamam bırak beyefendi. Biz konuşalım ha. Ben böyle bir suç işlemedim diyorum size. Beni evime götürün. Evime gönderin beni. Bak son kez uyarıyorum. İşleri zorlaştırma. Bırak beyefendi. Sen onun kim olduğunu biliyor musun? Kimse kim lan? Ha, kimse kim? Ben böyle bir şey yapmadım. Eve gideceğim. Yeter artık. İnsanların canını yakmaktan vazgeç artık, tamam mı? Bekir, bak anlamak istemiyorsun. Nazlı'ya ben kıymadım. Zeyno'ya ben kıymadım. Beni evime götürün lütfen. Asıl sen anlamak istemiyorsun. Artık senin bir evin yok. Artık Nazlı da yok. Zeynep de yok. Bırak artık, tamam mı? Bırak. Bana onları yaşadın. Ver onları. Gel buraya gel. Bana onların yaşadığını. Yürü! Ne sesini? Bana onların yaşadığını. Yürü. Yürü! Bana onların yaşadığını. Hadi. İyi misiniz? Ambulans falan çağırayım mı? Bakın çok özür dilerim. Gerçekten çok özür dilerim. Ben bunu o savcının yanına bırakmayacağım. En ağır cezayı vereceğim ona. Sakın, sakın. Hiçbir şey yapmanızı istemiyorum. Sakın hücreye falan atmayın. Ona iyi bakın yeter. Tamam. Gel. Kusura bakmayın savcım. Tam mesai bitmiş, sizi rahatsız ediyorum ama ben Cemre. Fırat Bulut'un avukatı olmayı başardım sonunda. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Dava dosyasının bir örneğini aldım kaleminizden. Fırat savcım bir sıkıntı olursa size gelebileceğimi söyledi. Tamam. Bir sıkıntı var mı? Yok bir sıkıntı. Ama kafamda deli sorular var savcım. Benim de fazla acelem var. Avukatım kusura bakmazsınız. Tamam hızlıca sorayım o zaman. Siz nasıl bu kadar emin olabildiniz bu cinayetleri Fırat Bulut'un işlediğine? Sonuçta en yakın arkadaşısınız. Son hafıza kaybından önce suçunu itiraf etti. Belki biliyorsunuzdur. Evet, itirafı okudum. Ama itirafı eden adamla benim tanıdığım adam aynı kişi olamaz. Benim asıl merak ettiğim... yakın arkadaş olarak siz neden onu suçlu buldunuz? Neden bu davanın savcısı oldunuz? Ben kendim istemedim. Kim ister ki zaten böyle bir şeyi? Bizzat başsavcının emri. Ayrıca... hukuk, inançlar üzerine kurulu değildir. Kanıtlar ve bilim üzerine kurulur. Cemre. Cemre. Katılıyorum size savcım. Ama itiraf dışında bu dosyada hiçbir delil... Fırat Bulut'un bu cinayeti işlediğini net olarak göstermiyor. Göstermiyor çünkü henüz hepsini görmedim. Olay yeri mobese kayıtlarını inceleyebildin mi? Henüz vaktim olmadı. İyi. Onları da bir incele, sonrasında konuşuruz. Şimdi müsaade edersen çıkmam gerekiyor. Tamam. Kolay gelsin.
516-36-37. Evet. Bu numara kimin üzerine kayıtlıymış? Nasıl? Nasıl daha önce hiç kullanılmadı? Ama mümkün değil, kullanıldı. Yardımcı olamıyorsunuz peki. İyi günler. Buyurun. Size birkaç soru soracaktım Fırat Bulut'la ilgili. Hayda! Ne oluyor ya? Ha, merhaba. Ben Fırat Bulut'un avukatıyım. Size birkaç soru sorabilir miyim? Alo. Alo. Cezaevindeydim. Şimdi çıktım hayatım. Saşa, savcı beni hatırlamıyor. Kesin bilgidir, yayalım. Oh, güzel haber. Ben de avukatını araştırdım biraz. Az önce savcının evine geldi. O kızda bir çaylak havası var. Dava kala kala ona mı kalmış? Oy. Çaylaklar tehlikelidir. Özellikle gözlerinden ateş çıkan bir genç kadınsa. Hoş geldiniz Savaş Bey. Senden tehlikeli mi? Hasan söyle, bineceğim ben şimdi. Hadi haberleşiriz, öptüm. Büge. Can. Öldün sen Büge. Öldün sen Büge. Teşekkürler. Gel can.
sordu. Gel bakalım. Aferin. Ben size yardım edeyim. Çok teşekkürler, sağ olun. Buyurun. Sağ olun. Gel bakalım. Tekrar geçer misin lütfen? Pardon. Çok affedersiniz, valizim yok benim. Çok affedersiniz. Beyefendi, üzerimizde metal eşyalar kalmadı. Ya valizim yok, uçak kaçacak. Tekrar geçin lütfen. Ara abi, ara. Gönder. Çıkış kapısından yolcu alımına hazırlanın. Yolcuların çıkış kapısından uçağa gelmeleri rica alınır. Attention please. Flight number CF2140 to Berlin. Ready for departure. Passengers are requested to proceed to gate number 204. Anne, baban ne zaman gelecek? Gelecek aşkım, baban da hemen gelecek. Biz önden gidelim, o da gelecek sonra. Hadi. Sıradan lütfen. Hadi koş, gel. Alayım. İyi yolculuklar. Sıradaki... Yes. Chicago'ya uçuyor. Sana da bilet aldım, uçuş kartını yolladım. Lütfen dikkat. Son çağrı. CR 7224 Chicago seferi yolcularının 422 nolu çıkış kapısından uçağa gelmeleri önemli rica alın. Attention please. Platform. Passenger book on. Flight number CR7224 to Chicago. A kindly invited to board at gate number 422. Anne, ben çok susadım. Anneciğim, son çağrı ama. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi. Teşekkürler. İyi yolculuklar. Sırada sizden. İyi yolculuklar. İyi yolculuklar. Tamam, geçebilirsiniz. İyi yolculuklar. Buyurun. Çok özür dilerim. Çok pardon. Çok pardon. Abi. Affedersiniz. Affedersiniz. Abi. Affedersiniz. Abi. Kardeşim, uçağım kaçmak üzere. Teşekkür ederim. Tamam, geçin. Pasaport? Çok pardon. Çok pardon. Çok pardon. Gözlüğünüzü çıkarın lütfen. İyi yolculuklar. Anne, ben çok susadım. Tamam anneciğim, istedim. Hemen gelecek. Tamam mı? Biraz sabret. Buyurun efendim. Çok teşekkürler. Sen içer misin? Ben sana içireyim. Ben kendim içebilirim. Aferin, kendi içebilir benim oğlum. Aferin benim aşkıma. Hadi. Ara, ara kardeşim, ara. Tamam. Üzgünüm beyefendi, kapılar kapandı. Nasıl? Maalesef alamam. Benim bilmem lazım uçağı. Saati kaçırdınız. Hanımefendi, anlıyorum ama bak... Maalesef beyefendi, kapandı. Ulan! Pardon, çok pardon.
Verdiğin numarayı araştırdım. Daha önce böyle bir numara hiç kullanılmamış Fırat. Kime ait olduğunu bilmiyoruz. Ben mi yaptım? Şimdilik. Şimdilik ne demek? Dava dosyasını inceledim. Olay yerine de gittim. Sadece MOBESE görüntüleri kaldı. Kare kare izleyeceğim savcım. Mutlaka atlanmış bir şey çıkacaktır, ben inanıyorum. Zeynep'in beni aldattığından şüpheleniyormuşum. Öyle mi? Bunun dışında eşinizle olan bütün fotoğraflarınızı yakmışsınız. Olamaz. Zeynep böyle bir şey yapmış olamaz. Mümkün değil. Eğer onu tanısaydın bana böyle bir şey yapmayacağını anlardın. O zaman neden fotoğrafları yaktın? O geceyle ilgili ne hatırlıyorsun Fırat? Hiçbir şey. Hiçbir şey. Evimdeydim. Kızımın doğum günüydü. Yatağıma gittim. Uyudum. O kadar. Nazlı'yı bulabilmişler mi? Tam yerini hiç söylememişsin. Benim dayıcığım. Güzel çocuğum. Seni annene götüreceğim kızım. Benim güzel gözüm, seni annene götüreceğim. Seni annene götüreceğim. Annene götüreceğim seni. Güzel dayıcığım. Nazlı. Güzel yeğenim. Konuşabildim mi Tahir'le? Evet, konuştum. Delilleri tam olarak incele, sonra konuşalım dedi. O yüzden buradan çıkınca MOBESE görüntülerini almaya gideceğim. O da aynı fikirde. Duruşmayı hatırlamıyorum. Ama en yakın arkadaşına müebbet istediyse... katil olduğuna inanıyor. Ama ben inanmıyorum. Görüş saati bitmiştir. Senin için bu dosyaların bir kopyasını hazırladım. İtiraf için de mi? Evet. Görüşeceğiz.
binlerce gencin hayallerine kavuşmasına destek olan Yesari Vakfı'nın 30. yıl kutlama gecesine hoş geldiniz. Bugün sahnede izleyeceğiniz her etkinlik Yesari Vakfı'nın kıymetli... Savaştan Bilge'den bir haberi var mı? Ulaşamadım henüz ama aramaya devam ediyorum. Öncelikle böyle hayırlı bir vakfın kuruluşuna ön ayak olan onursal başkanımız Sayın Zahit Yesari'ye teşekkürlerimizi sunuyor ve sahneye davet ediyoruz. Bayanlar, baylar, böyle bir gecede bizi yalnız bırakmadığınız için hepinize sonsuz teşekkürler ederim. Onur verdiniz efendim. Haydi be efeler. Haydi bakalım, haydi. Fırat. Oğlum gel otur şuraya, iki lokma bir şey ye. Sabahtan beri bir şey yemedi. Sonra bakarsın ona. Baba gel, vallahi gel. Allah aşkına gel ya. Beraber oynayacağız, gel. Gel. Haydi bakalım, hadi. Rezil edecekler beni. Nerede bunlar? İnanın her yerde arıyoruz Zahit Bey. Zahit Bey, ev, ofis, diğer bütün konutlarınıza baktık. Maalesef hiçbir yerde yoklar efendim. Herkes onları soruyor. Her yerde arayacaksınız. Bulmadan da yanıma dönmek yok. Anlaşıldı mı? Hadi çabuk konuşun. Emredersiniz. Çabuk. Şimdi alkışlarınızla Yesari Vakfı öğrencilerinden Cemre Uysal'ı sahneye davet ediyorum. Bravo Cemre, bravo. Yürüyelim. İsteğiniz var mı? Ha, yok, teşekkür ederim, gerek yok. Karanlıkta
Şimdi kendisine vakfımız adına plaketini takdim etmek üzere Yesari Vakfı Başkanı Büge Yesari'yi sahneye davet ediyorum. Cehennemdeydiniz oğlum. Hı? Babacığım çok özür dilerim. Can son dakika arkadaşlarımı görmek istiyorum dedi. Trafiğe kaldık. Oğlum insan bir telefonuna bakmaz mı? Öldüm meraktan. Doğru söylüyorsunuz. Avukatı olarak benim onu görmem lazım. Çok teşekkürler. Yesari'li olmaktan her zaman gurur duydum. Herkese teşekkür ederim. Cemoş. Teyzem ne kadar güzel söyledin o şarkıyı. Gurur duydum ha seninle. Teşekkür ederim. Bak insanların içinde tuttum kendimi ama burada şimdi ağlayacağım yemin ederim. Hayır ya ne ağlaması. Hem bak gece devam ediyor. Makyajın akar sonra. Hadi benim çalışmam lazım. Cemre bu saatte ne çalışması? Bak yoruldun o kadar. Hadi gel Fuaya'da kokteylde bir şeyler yiyelim içelim. Hadi sen git. Ben gelirim sonra. Yine o caninin dosyasıyla mı alakalı? Tamam bir şey söylemiyorum. Hadi ben gidiyorum Fuaya'ya. Geç kalma tamam mı? Tamam. Hadi kolay gelsin. Sağ ol. Hadi ya açıl artık. Çok affedersiniz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Rahatsız olmayın lütfen. Savaş Yesari ben. Cemre Oysal. Ne kadar güzel şarkı söylüyorsunuz. Tebrik etmek istedim. Estağfurullah. Ama teşekkür ederim. Biz sizinle karşılaşmıştık değil mi? Cezaevinde. Evet. Gençler için vakıf olarak biz bir rehabilitasyon programı hazırlıyoruz da onun görüşmesi için gelmiştim. Öyle mi? Çok iyi düşünmüşsünüz. Yani gerçekten böyle şeylere ihtiyaç var orada. Benim de müvekkilim o cezaevinde tutuklu. Öyle mi? Evet. Hatta burada onun dosyasıyla ilgileniyorum. Ama açmam gereken bazı videolar var bir türlü açamadım. Videoların uzantısını değiştirmeyi denediniz mi? Aslında birkaç şey denedim ama... Peki, anlamadığım için videolardan açamadım. Ben halledebilirim isterseniz. Ha yok, gerek yok hiç. Yok yok, hiç gerek yok. İki dakikalık bir iş şimdi. Sanırım oldu. Vallahi oldu. Çok sağ olun Savaş Bey. Rica ederim. Evet. Ben Fırat Bulut. Eşim Zeynep Bulut ve 5 yaşındaki kızım Nazlı Bulut'u... ...karımın beni aldattığından şüphelenip geçirdiğim cinnet sonucu öldürdüğümü itiraf ediyorum. 10 yıllık eşim Zeynep'in evlilik akdimize böyle hayasızca ihanet edişini öğrendiğim anda... ...erkeklik onuruma yediremedim. Ve neye uğradığımı şaşırdım. O esnada kendimi kaybetmişim.
Ne varmış valizin içinde? Kızı. Ne yaptın sen savcı?